Merhabalar. Truva atıyla bir ülkenin işgal edilmesi ya da bir şehir devletinin işgal edilmesini biz bundan 300 sene önce ya da milattan 1300 sene önce Ege o şehir devletlerinden toplanan orduların, Agamemnon komutasındaki orduların Troya şehrine saldırmasıyla bilir. O bölgeden toplanan, deniz ötesi ülkelerden toplanan ordular o kadar güçlü saldırırlar ki Troya şehrine. Çok şiddetli çarpışmalar olur. Lakin kale duvarlarını yıkıp Troya şehrinin kapılarını açıp şehrin içine bir türlü giremezler. Dışarıda çok şiddetli çarpışmalar da olur. Orada her nasılsa Zeus adalardan gelen e, askerler Agamemnon tarafında, Apollo da Troyalılar tarafında. Halbuki mitolojide biz Apollo'yu Zeus'un oğlu olarak biliriz. Nedense baba oğul birbirlerine karşı savaşmışlardır. Apollo yenilir oradadır. Neyse biz işin mitoloji tarafında da değiliz, sonucunda da değiliz. Ben sonucu şurada ilgilendiriyor. Agamemnon tüm gücüne, tüm yüklenmelerine rağmen Troya şehrinin kapılarını açıp şehri bir türlü teslim alamaz çekilecekmiş numarası yapar. Güya geri çekilecekmiş numarası yapar. Sonra Troyalılara der ki ben size ulaşamadım. Zaten kapılarınızı açmadınız. Size der bir hediye at göndermek istiyorum. Troyalılar inanırlar buna. Yani bu hediye at galiba derler yenilgiyi kabul etti geri gidecek. Çekiliyor. Agamemnon'un esas planı burada devreye girer. Filminden de eğer içinizde okuyan var olur varmışsa da ya da olmuşsa da e, Homeros'un İlyada destanından da bunun böyle olduğunu biliriz. Daha sonra Agamemnon bu numarayı çekilecekmiş gibi numarasını içine asker doldurdu. Bir tura atının eee şehrine göndererek planını devreye koyar. İçin atın içine giren askerler Herkesin derin uykuya daldığı, nöbetçilerin bile artık gözlerinin düştüğü, gözlerinin mayıştığı bir dönemde, zamanda attan çıkarlar, nöbetçileri bertaraf ederler şehrin kapılarını açarak Agamemnon askerlerinin içeri girmesini sağlarlar. Halk uyanır ama çoğu gafil avlandığı için hiç daha eline kılıcı almadan ölür gider. Troyalıların, Agamemnon askerlerinin kılıcının altında kalırlar. Kılıçlarının altında kalırlar. Bir kısmı çarpışır fakat nihai sonuçta gafil yakalandıkları içinde hepsinin sonu hüsran olur. Bunu bir daha söylüyorum. Homeros İlyada da anlatır. Bu Troya e, şehir devletlerini ya da herhangi bir devleti e, zapt etme geleneği maalesef 1300'lerde yani milattan önce 1300'lerde ya da bugüne göre 3300'lerde kalmamış. Daha sonra başka devletler de bu taktiği uygulamışlar. Biz bunu Göktürk Devleti'nde de görürüz. Ton kitabelerinde bunu anlatır. Çinlileri anlatırken onların da ipek halıları vardır. Tatlı sözleri vardır. Bunlara inanmayın der. Hatta Çinlilerin o İlteriş Kağan'dan sonra Bilge Kağan'ın babası İlteriş Kağan'dan sonra e, Göktürk Kağanlığı'na geçen Kapkan Kağan'ın da çok büyük bir zaafı sonucunda Çinli bir kızla evlenilmesinden e, rahatsız olan Tonyukuk bunu da anlatır. Kaldı ki o evliliğin Kapkan Kağan'a yakışmadığını, doğru olmadığını söyleyen Tonyukuk'un Kapkan Kağan'ın orada arası da açılır. Çünkü Kapkan Kağan nişan hediyesi olarak Çinli kıza Altay Dağları'nı verir. Ton Yukuk bundan fazlaca rahatsızdır. Der ki Çinliler ipek halılar verirler. Gerekirse kızlarını verirler. Gerekirse tatlı dil kullanırlar. Seni bir şekilde Tufu'ya düşürüp, Tonga'ya düşürüp içine sızıp seni yıkarlar. Yani Truva atını senin içine gönderirler der. Bu Göktürk Kağanlığı'nın e, yıkılması üç aşağı beş yukarı böyledir. Daha sonra bu başka devletlerde de olmuştur. Mesela e, Irak'ta, Libya'da, Suriye'de, başka devletlerde falan bunun çeşitli örneklerini görürüz biz. Osmanlı'da da böyle olmuştur. Her ne kadar bazılarına göre Osmanlı'yı eee hainler yıksıysa da Osmanlı da kendi kendine yıkmıştır. Yani içerideki Truva atlarına sahip olamamıştır ya da anlayamamıştır Truva atlarının kim olduğunu. Truva atlarının kim olduğunu bilememiştir. Bu uzun açıklamadan sonra gelelim Türkiye Cumhuriyeti'ne. Türkiye Cumhuriyeti'ne bugün bizim ya da yöneticilerin gururla övündükleri Truva atları vardır. Biz bunun ne olduğunu daha hala anlayamadık. Hatta anlayamadık. Zannediyorlar ki bazılar ya bizim içimize asker mi Değil. Sana bedava otoyol yaptılar. Sana bedava havalimanı yaptılar. Sana bedava şehir hastaneleri yaptılar. Bize böyle demediler bunları. Dediler. Halbuki bunların bir karşılığı olmalıydı. Olacaktı. Çinliler şey ne diyor Tonyukuk? Bize diyor ipek halılar verdiler. Bize tatlı dil döktüler. Biz bunları gerçek zannettik diyor. Sonra bizim kızlarımızı kendilerine köle aldılar diyor. Kendilerine esir aldılar. Ben tekrar bugüne geliyorum. Bugün bak yediğimiz bir dilim ekmeğin bedelini nasıl ödüyoruz? O bedava yollarla, bedava köprülerle, bedava şehir hastaneleriyle, bedava havalimanlarıyla. Hiç kimse kimse bedava biz su bile vermeyeceğini anlayamadık. Biz daha hala anlayamadık. Aldık truva atlarını içimize. Ve o truva atlarının içinden kısmen çıkmaya başladılar. Çıkıyorlar. Dediler ki biz fiyatımız şu. Geç ister geç ister geçme. Köprü geçişi şu. Havalimanına iniş çıkış şu. Atatürk Havalimanı. ya ismin değişti. Ne? İstanbul Havalimanı'na giriş çıkış şu. Çay 40 lira. Sen ya işte ben şunu satacağım, buna satacağım diyemiyorsun. O true atıdır girdi içimize. Daha sonra ne olacağını bilmiyoruz. Muhtemelen çok yakın bir gelecekte emekli memur ya da emekliler, diye memur aldım geri. Emekliler bir aylık maaşıyla sadece Osman Gazi Köprüsü'nden İzmir'e kadar gidip geri dönecekler. Sadece köprü geçiş parası. Köprü geçiş parası. Arabasına benzini de belki giderse borçlanacak. Marnisa'dan çıkan bir kamyon oradan bedava alsa bile yükünü İstanbul'daki hale getirmeye sadece köprü geçiş parası her ürünün kilosunda her ürünün kilosunda belki 50 lira yazacak. 50 lira. Yani yakın bir gelecekte bunlar bir olacak. Dolayısıyla Truva artı modası henüz geçmiş değil. Biz daha hala bunun o yapılan bedava hizmetlerinin birer truva otur, olduğunu, truva atı olduğunu farkına varamadım. Vardığımızda da, vardığımızda da çok gafil bir uykuda yakalanmış olacağız ve onun içinden askerlerin çıkmaya başladığında da alay uykulu gözlerimiz oluşturarak seyredeceğiz. Fakat çoğumuz Agamemnon kılıçlarının altında mahvolup gideceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.